Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Şehir dışında olduğum için bugün video biraz geç saate kaldı. Kusura bakmayın. Şimdi önümüzdeki hafta için borsada neler olabilir? Geçtiğimiz hafta neler oldu? Yeniden bakacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında pazartesi günü hariç oldukça sakin bir haftaydı arkadaşlar. Yukarılara doğru hareketler oldu. Oralardan hep satışlar geldi. Yukarı doğru dediğimiz yerde 5500 bölgesi. İki defa 5500'ü denememize rağmen oradan sert satışlar geldi açıkçası. Özellikle Salı günü gördüğünüz gibi 5500'ü görüp oradan 5381 kapanışı yaptık. Arkasından Çarşamba günü tekrar biraz toparladı. Perşembe yine aynı şekilde 5500 görüp kapanışımız yine 5400'lerde oldu. 5444'lerde oldu. Cuma günü de yine aynı şekilde 5384 seviyesinden kapattık. Ama tabii geçen haftaki kapanışımıza göre 5212 seviyesine göre oldukça iyi bir kapanış oldu. Ve en önemlisi 5350'nin üzerinde kapanış yaptık arkadaşlar. Şuradaki bölgenin üzerinde kapanış yapmıştık. Hatırlarsanız şuradaki ikili barın konuşmuştuk endeks tarafında. Ve destek olarak da bakın gördüğünüz gibi 5340'ları gördük. Yani şu çizgi güzel çalıştı geçtiğimiz hafta. O yüzden önümüzdeki haftada açıkçası bu çizgiyi yani 5340-5350 çizgisini ben önemsiyorum. Bunun altında sarkacak olursak yeniden 5200'lere kadar, 5220'lere kadar bir satış dalgasıyla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Yukarıda da zaten şuradaki çizgimiz yani 5500 seviyesi önemli bir bölge haline geldi. Yani şurada 5350 ile 5500 arasında sıkışmış bir endeksten bahsediyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru kırılacak olursa 5500 büyük olasılıkla biz tarihi zirvemiz olan 5700'leri test ederiz diye düşünüyorum. Bu tarafta da buraya bakacağız arkadaşlar. Daha böyle saatlik olarak bakacak olursak da gördüğünüz gibi yine daha net bir şekilde gözüküyor saatlik grafikte de. Buradaki ana destek noktalarımızdan bir tanesi de alt tarafta 15 Şubat'tan sonra yani borsanın deprem sonrası açılışından sonra oluşan kanal yapısı şu şekildeydi hatırlarsanız. Hemen şöyle bir kanal yapısına evrilmiş oldu arkadaşlar. Gözüken bu. Bu şekilde bir kanal yapısına evrilmiş oldu ama şu an için dediğim gibi kanal yapısı dışında şuradaki yatay kanalda hareket ettiği daha net bir şekilde gözüküyor. Tabi burada yukarı doğru ya da aşağı doğru kırılımlarla birlikte 5340'ın kırılmasıyla birlikte yeniden dediğim gibi 5200'lere kadar şuradaki desteklere kadar geri satış olabilir. Altında da 5137 şuradaki kısa vadeli trend desteği çok önemli bir destek konumunda gözüküyor. Yukarıda da dediğim gibi şuradaki zirvemiz olan 5566'nın ben eğer şuradan 5500 üzerine kalıcı olursak üzerine atacağımızı ve hızlı bir şekilde yeni zirveyi test edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şunları silelim. Hemen arkasından 5 günlük ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım. Gördüğünüz gibi Cuma günü kapanışımız 5 günlük ortalamanın 5385 iken 5 günlük ortalamamız bizim kapanışımız 5384. Tam sınırda kapatmış aslında. Biraz altında da olsa sınırda kapatmış. Eğer ki 5 günlük ortalamanın altında kalıcı olmaya devam ederse büyük olasılıkla şöyle de durum olacak. Şu bar çıkacak, yeni bar girecek arkadaşlar. Bununla birlikte eğer aşağı doğru bir hareket olursa burada da kırmızı 5 günlük ortalama gözünü biraz daha aşağı doğru dikmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi 5350'nin kırılmasıyla birlikte hem 10 günlük ortalamanın kesişimi hem de bunun altında fiyatlama olma ihtimali yüksek gözüküyor. Burada haftalık olarak da bakacak olursak da gördüğünüz gibi 5 haftalık ortalama en düşük gördüğümüz seviye geçen hafta 5 haftalık ortalamaydı. Ve 5 haftalık ortalamada kırmızı biraz böyle kafasını yukarı doğru çevirmiş. Bu da piyasa için olumlu. Yani 5 haftalık ortalamanın altında kalmadığı sürece yani şuradaki 5220'nin altında kalmadığı sürece de burada gördüğünüz gibi kafasını yukarı doğru çevirmiş bir konumda gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şunları silelim tekrar. Dediğim gibi destek ve direnç noktalarımız bunlar. Bu hafta çok da uzatmayı düşünmüyorum. Biraz yorgunum arkadaşlar. Şimdi döviz spot bazında bakacak olursak da daha önce de bahsetmiş olduğum arkadaşlar 300 dolar seviyesi ya da 300 sepet kur seviyesi diyelim.
önemli. Biz oralara yaklaştıkça satış yiyoruz. Geçen hafta da 282,76 yani 283 dolar seviyesini görmüşüz arkadaşlar. Ve buradan da yeniden bir satış gelmiş. O yüzden dediğim gibi döviz spot bazında ben seçim öncesi buranın kırılmasını beklemiyorum. Yani 300 dolar seviyesinin kırılmasını beklemiyorum. Kırılması benim için sürpriz olur. Aşağıda da dediğim gibi 230 dolarlar önemli. Burada da herhangi bir değişiklik yok şimdilik gözüken bu. Şimdi tekrar TL tarafa bakacak olursak da BIST 30 tarafından hemen buradan sanayi endeksine geçelim arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum sanayi endeksindeki şuradaki bölge geçtiğimiz hafta endeks yükselmesine rağmen bakın buradaki bölge geçilemiyor arkadaşlar. Buradan sürekli burada da satışıyor. Endeksin sanayi endeksi birazcık tabii burada bankacılık endeksinin de olumlu etkisi vardı. Buradan satışıyor. Bu bölgeyi kıramadığımız sürece burada açıkçası riskler çok ciddi şekilde artıyor arkadaşlar bana kalırsa. Burada da dediğim gibi hemen zaten şöyle bakacak olursak buradaki zayıflığı biraz daha net olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Bakın 5 günlük ve 10 günlük ortalamayı attık. Cuma günkü kapanışımız hem 5 günlüğün hem 10 günlüğün altında oldu arkadaşlar. Eğer pazartesi günü de yani yarın da bu şekilde devam edecek olursa kırmızı büyük boğazı yeşili kesecek ve sat sinyali gelmiş olacak arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bizim aslen bakmamız gereken endeks sanayi endeksi. Zaten ciddi şekilde de ağırlığı olan bir endeks. Şurada 15 Şubat'tan itibaren şuradaki bakın çizdiğimiz trend tarafına bakacak olursak da buradaki trend de kırılmış gözüküyor arkadaşlar. Cuma günü itibariyle. O yüzden önümüzdeki hafta için özellikle sanayi endeksindeki temkinlik bence devam edecek diye düşünüyorum. Tabi burada Ereğli'nin etkisi çok yüksek oldu ama sadece Ereğli ile yani Ereğli böyle bir işte temettü vermedi. Bununla da açıklanacak bir durum yok arkadaşlar sadece. Genele yayılmış bir zayıflıkla karşı karşıyayız sanayi endeksinde. Saatlik grafikte de durum bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada da şöyle de bir şey bakın şuradaki bölge buralara geliyor. Bakın şöyle. Şu şekilde de bir trend oluyor sanki. Yani şöyle bir düşen kanal gözüküyor. Burada da dediğim gibi bunun da altına gelmesiyle birlikte şu bölgeye kadar satışlar olabilir. 8470 bölgesine kadar. Burası çok daha ciddi bir destek arkadaşlar. Bakın şurası. Şöyle yapalım. Buradaki kanal da şu şekilde bir kanal yapısı içinde hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Hatta şöyle yaparsak bakın daha net olur. Şuradaki sarkma gibi bir olur. Şu kanal yapısı içinde bir hareket ediyor. Buradan aşağı gelirse buradaki destek kırılırsa zaten bence açıkçası endeks de çok ciddi negatif olarak etkileyecektir diye düşünüyorum sanayi endeksi. Buradan hemen geçen haftanın en popüler endeksi bankacılık endeksine geçecek olursak önce günlüklere bakalım. Gördüğünüz gibi geçen hafta arkadaşlar çok ciddi bir pazartesinden itibaren çok ciddi bir yükseliş oldu. Şuradan pazartesi, çarşamba ve yine aynı şekilde cuma günde oldu ama cuma günü tabii yukarıdan gelen satışlarla kapanışımız biraz daha aşağıdan oldu. Tabii ki endeksi de ciddi anlamda sürükledi yukarı doğru. Ona rağmen endekste yine yani bankacılıktaki bu olumlu senaryoya rağmen 5400'ün üzerinde kapanış yapamadı endeks. Onu da unutmakta fayda var. Bunun dışında bu tarafta hemen 5 günlük ve 10 günlük ortalamaya bakacak olursak da burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. 5 günlük ve 10 günlük ortalama biraz aşağıda kaldı arkadaşlar. Burada haftalık olarak bakacak olursak daha da böyle aşağıda gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Bakın 10 günlük ortalama 4723'lerde kaldı. Önümüzdeki hafta eğer endekste bir zayıflık olacak olursa bankacılık endeksi de 10 günlük ortalamaya bakın ne zamandan beri bir değmiyor. Yaklaşık olarak 27 Şubat'tan itibaren bankacılık endeksinde çok ciddi bir alım var ve 10 günlük ortalamadan uzaklaşmış durumda. Buraya tekrar test etmek isteyebilir arkadaşlar 10 günlük ortalamayı. Tabii 10 günlük ortalama da yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Bankacılık endeksindeki görüntü de bu. Hemen buradan endeks kontratına bakalım arkadaşlar. Burada geçtiğimiz haftalarda söylediğim 5000 şey 6150 seviyesi var. Bakın burası çok net bir şekilde bizim için ciddi bir direnç seviyesi olmuş durumda. Buradan da bakın burası burada 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 3 defa denemesine rağmen burayı geçemedi arkadaşlar. Burada en yüksek burada yüksek gördüğümüz seviye 6135. Burada 6000
130, burada da 6146 seviyelerini görmüşüz ve hep aşağılarda satışla karşılaşmışız arkadaşlar. Buradaki destek noktalarımızda hemen şöyle çizecek olursak da şu şekilde bir trend, yani şöyle bir üçgen bir yapı içinde hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Saatlik yaparsak daha net bunu çizebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yukarıdaki direnç noktamız 6150. Aşağı tarafa bakacak olursak da aşağı tarafta şuradaki yatay destek önemli. 5945. Burası kırılacak olursa da açıkçası şöyle şuradaki sarkmaları pek önemsemezsek dediğim gibi 5700'lere kadar da satış olabilir. Yani şu kanal içinde hareket devam edecek olursa 5700'e kadar da satışla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani endeks tarafı için temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani ne olursa olsun şimdi BIST 100'ü açalım tekrar. BIST 100 tarafında gördüğünüz gibi sürekli satışla karşılaşıyor yukarı doğru hareketler. Yani çok fazla işte seçimle yükselecek, uçacak, kaçacak demek birazcık bana şey geliyor. Çok ciddi bir rally yaptık. Yani gördüğünüz gibi yani bakın Nisan 2022'den itibaren şuradan başlayacak olursak bakın hatta şuradan başlayalım. Hadi biraz daha böyle şey yapalım. %140'lık bir hareket olmuş 13 Temmuz 2022'den ki daha bir yıl olmadı. Son bir yıllık harekete bakacak olursak şurası bakın son bir yıllık hareket %213'lük bir hareket. Burada dolar da sabit kaldığı için dolar bazında çok ciddi bir yükseliş oldu. Yani o yüzden temkinli olmakta her zaman için fayda var diyorum. Döviz bazında söylediğim 300 dolar seviyesi önemli. Bu da kura göre değişir. Yani biz buradan 6000'e kadar gidebilir miyiz? 6000'e kadar gidebiliriz ama 6000 yani şuradan 6000'e bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani 6000 riski için buradan çok ciddi mal taşınır mı? Özellikle kredili mal taşıyanlar için söylüyorum. Ya da işte Viyop tarafında long taşıyıp da işte yüksek kaldıraçlı işlem yapanlar için söylüyorum. O yüzden riske girmeye gerek yok. Riskinizi minimize etmekte fayda var. Çok volatil günler oluyor. Seçimle ilgili çok ciddi beklentiler, çok ciddi anketler, yabancıların yapacağı anketler olacaktır. Bizim yerlilerin yapacağı anketler olacaktır. Bu da yani seçim sürecine girdiğimiz için de çok sık bir şekilde haberlerin akacağını düşünüyorum. O yüzden haber kaynaklı hareketler daha da artacaktır diye düşünüyorum. Buradan endeks diyorum. Ons altın tarafına bakalım arkadaşlar. Benim için açıkçası çok güzel trade edilen bir enstrüman oldu. Geçen hafta beklediğim 1800'lere gelirse dediğim bir ikili dip yapabilir mi falan diyorduk hatırlarsanız. Ve oralara kadar geldi. Salı günü oraya geldi. Çarşamba günü de aynı şekilde buralarda durdu. En düşük 1809'ları gördü. Burada bir ikili dip yaptı. Arkasından kapanışımız da çok güçlü bir şekilde oldu ve beklediğimiz 1860 seviyesinin üzerinde olduk arkadaşlar. Şöyle bakın şu seviyenin üzerinde olduk. Bunu da kırdıktan sonra büyük bir olasılıkla önümüzdeki hafta şöyle bir 1910-1900 denemesi yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ons altın tarafında 1860'ın altında kalıcı olur, altında tekrar gelir orada kalırsa da şu kanal içinde yani 1860 1810 arasında hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyorum ama şu görüntü sanki 1900 ve üzerini tekrar deneyecek diye düşündürüyor insanı. Ve gerçekten güzel trade ettiriyor arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Buradaki kaldıraç biraz daha yüksek. Orada dikkatli olmakta fayda var. Viyop tarafı için yapanlar. Tabii bir de kapalı olduğu dönemlerde işlem de yapamıyorsunuz. Yani akşam seansından sabaha kadar ya da belli bir site sabah açılışa kadar işlem de yapamıyorsunuz. O yüzden tabii ki burada da teminatınızı ayarlayıp işlemlere ona göre girmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük video oyununun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.